Huzurlarınıza davet edeceğim Türk Sanat Musikisi'nin bu müstesna sesi, bu güzel yorumcusu yıllardır en güzel sözcükler bir araya getirilerek anons edildi. Benim bunlara ekleyecek pek fazla bir şeyim olmayacak. Ama az sonra sanatçımızı anons etmemle birlikte gerekse şu anda stüdyomuzda bulunan siz saygıdeğer konuklarımız, gerekse ekranları başındaki Türk Sanat Musikisi'ne gönül vermiş siz sevgili seyircilerimiz, sanatçılarımıza layık olan takdir dolu alkışlarınızı esirgemeyeceksiniz mutlaka. Ama önce sanatçımıza eşlik edecek olan saz sanatçısı arkadaşı, kanun sanatçısı Coşkun Erdem'i alkışlar mıyız lütfen? Ve Türk sanat musikimizin bu müstesna sesi, bu güzel yorumcusu geliyor huzurlarınıza alkışlarınızla Gönül Yazar. Efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz programımıza. Ne güzel, ne mutlu ettiniz buraya gelmekle. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, ekranları başındaki izleyicilerimize iki güzel şarkıyla sesleneceksiniz. Gönül Yazar hayranlarını iki güzel şarkıyla buluşturacaksınız ama ikisi de bir Rüştü Şardağ şarkısı. Rüştü Şardağ'ın sizin hayatınızdaki yeri ve önemi farklı galiba, değil mi? Bu konuda söyleyecekleriniz olsa gerek. Ben duyuluyor mu? İzmir'de bir ses kraliçeliğini kazanmıştım. Çok isterdim güzellik kraliçesi olmayı. Çünkü biliyorsunuz... Aman efendim, sizi taş bebek diye biliyoruz biz. Doğru değil mi? Değerli konuklarımız. Sağ olun. Bu taş bebek lakabı bana güzelliğimden dolayı değil, çevirdiğim filmimden dolayı, onun isminden dolayı gelmiş, bir söyleyeyim de. Ama güzelliğinizden dolayı da söylenmiş bir lakap olarak devam etmekte. Eksik olmayın, sağ olun. Bu ses, Ege Ses Kraliçeliğini kazandığım zaman Rüştü Şardağ rahmetli beni radyoya çağırmıştı, İzmir Radyosu'na. Ve baraka gibi bir yerde o zaman. Ne olursa olsun, ben bugünlere geldim ya, o baraka maraka, Rüştü Şardağ nur içinde yatsın. Bana 4 şarkılık emisyon verdi ve ondan sonra hani Allah yürü ya kulum der ya, yürü ya gönül dedi, benim de yolum açıldı. Evet, ilk eserin güftesi Rüştü Şardağ'a ait. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Bakışından süzülen işvene kurban olayım ama sanıyorum şarkının güftesi... Mehmet Okay'ın şarkı. Evet. Güftesinde bir... O bakıştan süzülen arzuna kurban olayım, değil mi? Asıl öyle yazılmıştı. Aslı öyleymiş. Fakat bütün sanatçı arkadaşlarım, ben dahil, hepimiz, pirimiz Müzeyyen abla bile, hepimiz... Bakışından süzülen işvene kurban olayım veya hayran olayım şeklinde okunmuş ve hala da öyle okunmakta. Aslını bilen yok, bu gece siz söylediniz. Evet, ve bu şarkıyla başlıyoruz. Sizi seyircilerimizle söyleyeceğiniz şarkılarla baş başa bırakıyoruz. Teşekkür ederim.
benzemez kimse sana. Tavrına hayran olayım, benzemez kimse sana. Kurban olayım.